sayın seyirciler. Yeniden bir cumartesi ve sinema gecesiyle birlikteyiz. Konuğumuz geçmiş haftalardan hatırladığımız Film Besin. Tekrar bizimle birlikte. Nasıl geçti bu arada görüşmeyeli? Hep yoğun geçiyor ama güzel bir yoğunluk. Çok farklı bir şey olmadı herhalde hayatımızda. Güzel gidiyor sanırım sinema programları, bu sinema çok teşekkürler. Gösterimi. Ya ben çok anlamlı buluyorum bu olayı gerçekten. Sanat olaylarına özellikle Beret'in verdiği ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle toplum olarak çok politize olmuş bir toplumuz. Bir sürü şeyi kaçırıyoruz belki sanat adına, sinema adına, tiyatro adına, edebiyat adına. O anlamda çok ayrı bir önem veriyorum bu tür programlara gerçekten. Tebrik ediyorum yani. Sizler olduğunuz için biz böyle güzel programlar yapabiliyoruz. Az önce sorduğum ne değişiklik oldu bu kadar zamanda? Pek bir şey olmadı dediğiniz aslında olması lazım. Yani hayatımızın renklenip güzelleşmesi lazım. Daha çok okumamız, daha çok seyretmemiz lazım, dinlememiz lazım. Hayatımız değişmesi lazım. Ama ne yazık ki hayatımız çok hızlı değişmiyor. Belli bir çizgide sürekli devam ediyor. Bu pek hoş bir şey değil aslında hepimiz için. Hepimiz bundan şikayetçiyiz. Sanırım seyircilerimiz de bundan çok hoşnut değiller. Fakat bunu bir şekilde biz değiştirebiliriz. Yani insanların kendileri değiştirebilir. Haftada bir sinemaya gitmek lazım dedik. Kesinlikle. Ama tiyatroya da gidilebilir. Kesinlikle. Yürüyüş yapılabilir. Kitap bir sürü şey yapılabilir. Tabii. Ki bu filmde biraz bu aynileşmeye karşı olan bir film sanırım. Hı-hı. Bu akşam sayın seyirciler geçen haftalarda yayınladığımız Emir Kutsuritsa'nın Çingeneler zamanından sonra bu kez Arizona Rüyası adlı filmi yayınlayacağız sizlere bu akşam. Daha önce tabii her zaman olduğu gibi biraz sohbet edeceğiz. Nasıl buldunuz filmi genel olarak? Diğer film Balkanlardaydı. Burada Amerika'da. Burada Amerika'da bir film. Ben filmi çok beğendim. Yani film beni çok derin etkiledi. Galiba Emir Kusturica'nın bu iki filmi herhalde siz de vurgu yaptınız. Yani çok böyle insanın yüreğini etkileyen, yüreğine çıkılan yolculuklar gibi. Biraz gerçekle hayali karıştırıyor, rüyayı karıştırıyor. Filmde çok ama ya insan hayatı da aslında öyle değil mi? Yani rüyalarımız vardır, gerçekler vardır. Yani aslında insanın ruhu hepsi bir bütün değil midir? Yani hayallerle, rüyalarla, gerçeklerle, yaşananlarla. Belki de Emir Kusturica böyle bir yerden, böyle bir başlangıç noktasından yola çıkıp yapmış bu filmi. Yine sıradan bir konu gibi görünse de benim ruhuma çok derin bir yolculuk oldu bu film. Ben beğendim açıkçası filmi. Johnny Depp bence bu filmde çok başarılıydı. Beni en çok etkileyen karakter oldu açıkçası bu filmde. Emir Kusturica sinemasına baktığımız zaman aslında bu dördüncü filmi. İlk filmi Dolly Bell'i hatırlıyor musun? Babam İş Gezisi'nde, Çingeneler zamanında. Bu filmlerden sonra zaten çok ünleniyor. Ve Amerika'dan, bir üniversiteden, sanıyorum Columbia Üniversitesi'nde bir teklif alıyor. Orada sinema dersleri vermek için Amerika'ya gidiyor. Yanında Wilko Vilak ve görüntü yönetmeni Goran Bregovic müzisyenini birlikte götürüyor. Orada bir proje hazırlıyor ve bunu çekiyor. İlk kez bir Amerikan yapımı olarak bu filmi çekiyor. Bu film tabii Amerika daha yaşamı konu olan bir film. Tabii
onun gözlemleri var bu filmde. Bu Çingeneler zamanı Balkanlar'da geçen bir öyküydü. Filmin başında dikkat etmişsinizdir. Bir Eskimo şeyi var. Zaten çocuk da Johnny Depp karakterini oynayan Johnny Depp Eskimo ailesi ailesini kaybediyor ve Amerika'ya, Arizona'ya amcasını bulmak için geliyor. Fakat bu filmde gönderme var. Yani sinemayla yakından ilgilenenler bunu bilecekler. Özellikle 1940'lı yıllardan sonra İngiliz belgesel okulu John Grayson başta Kuzeyli Nano ilk belgesellerden bir tanesi olarak kabul edilir. Eskimoların hayatını konu alan bir belgeseldir. Ona bir atıfta bulunur. Yani daha önceki Kutsuritsa konuşmamızda da söylemiştik. Yani az önce siz de söylediğiniz gerçekle masal, rüya arasında gidip gelir Kutsuritsa. Onu da bilinçli olarak atıyor. Çünkü yani o gerçeklik yanını, yani kendi gözlemleri olduğu için filmde, filmin gerçeklik yanını o John Grayson'un atıfta, Kuzeyli Nano filmine atıfta bulunarak onu bir anlamda baştan ortaya koyuyor. Yani ben Amerika'ya geldim, bana göre tabii bu. Ben Amerika'ya geldim, Amerikalılar sizi gözlemledim ve şu filmi yaptım. Hatta bir uyarlama yer yer bir film bir romandan uyarlamalar olduğu söyleniyor. Yani bu net olmamakla birlikte. Fakat ilginçtir. Bu film Amerika'da hiç iş yapmıyor. Hatta vizyona giriyor belki. Çok kısa bir sürede kaldırılıyor. Avrupa'da fakat arkasından daha sonra vizyona giriyor ve büyük bir ilgi görüyor Avrupa'da. Tabii ben böyle bir olayı hiç bilmiyordum ve şimdi çok daha anlamlı geliyor bana. Filmin başındaki o Eskimo sahnesi, o tek tarafta gözleri olan balık olayı gerçekten filmde çok böyle yer yer vurgulanıyor ve şimdi daha bir anlam kazanıyor benim filmle olan filme olan bakış açımda. Ben birazcık da bu filmde şunu çok gözlemliyorum. Yani Emir Kutsuritsa Balkanlardan geliyor. Çok insan odaklı bir yerden geliyor. Çok kültürlü, çok uluslu, geleneğin, göreneğin, insanın hep böyle iç içe, kolektif bir yaşamdan geliyor ama Amerika'da hep böyle yalnız hayatları bence irdeliyor. Yani bu filmde yalnız insanların hayatı var. Yalnızlığın getirdiği sonuçlar var, depresyonlar var ve böyle bir yaşamın etkileşimini sunuyor bize bir yerde bence. Biraz önce de siz vurguladınız herhalde, filmdeki müzikler gerçekten çok güzel. Gene film müzikleri yine. Film müzikleri. Goran Bregovic. Müthiş güzel. Yine görsellik var bence de bu filmde. Bence bu filmde de. Herhalde Emir Kutsuritsa'nın en büyük özelliği görsel işler. Çalıştığı görüntü yönetmeninden kaynaklanan bir şey. Dikkatinizi çekti mi şeyde de, Çingeneler zamanında da şu beyaz duvağı çok kullanmıştı annesinin ölümüyle ilgili. Burada da son sahnede kullanıyor, öyle bir görüntü sanırım. Başta da kullanıyor, balon uçuyor falan. Evet. Yani gerçeküstücü öğeleri kullanmayı seviyor. Tabii sizin de az önce söylediğiniz gibi filmin müzikleri müthiş. Yani zaten albüm soundtrack olarak çok satan bir albüm. Evet. Çok müthiş bir albüm. Orada In the Dead Car filmi. In the Dead Car filmin unutulmaz parçası. İşte Fish Doesn't Think Because Fish Knows Everything. Balık düşünmez çünkü o her şeyi bilir. Sözünün az önce söylediğim roman Andrei Platonov'un Çevrengur isimli romanından esinlendiğini düşünülmektedir deniliyor. Çünkü İnsan orada da şöyle bir şey var. İnsan anlamsızdır. Şimdi balığı düşünelim. Balık yaşam ile ölüm arasında durur. Onun için suratı ifadesizdir. Balık her şeyi bilir diyor. Yani
bizim az önce veya daha önce söylediğimiz gibi gerçekle düş iç iç içe geçmiş durumda. Yani yani bunu daha fazla irdelemeyeyim ama yani insanlar da çoğu zaman her şeyi bilir fakat o programın başında da söylediğimiz gibi yabancılaşmadan dolayı veya evet. birbirlerine bakmamalarından dolayı balık gibi işte anlamsız olabiliyorlar. Burada bir Amerikan'ın öz eleştirisi var. Amerikan yaşam biçiminin müthiş bir öz eleştirisi var ve ben de katılıyorum. Müthiş bir fetişizme varacak bir görüntü şeyi var. Evet. Müthiş gerçekten görüntüler. Filmi izledikten sonra bir süre sonra onu unutabilirsiniz. Fakat bizim gibi defalarca veya arkadaşım Mehmet Bozkurt'un defalarca izlediği gibi yani orada hiç unutamayabilirsiniz ama defalarca izlemenizde yarar görüyorum. Yani ben de bu filmi 90'lı yıllardan sonra 93'te sanırım izledim fakat 5-6 kere izlemişimdir. Herkese bu filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Siz tabii Amerika'da da bulundunuz. Uzun bir süre Amerika'da da bulundunuz. Evet, Amerika'da da bulundum ve gerçekten Çingeneler zamanıyla Arizona'dayım. Ya neredeyse böyle biraz önce vurguladığım gibi çok insani, insanların çok birlikte yaşadığı bir yerden Amerika'ya bir yalnızlığa gidiyorsunuz. Yani Amerika öyle bir yer aslında, yalnız bir yer. Yani insanların yalnız olduğu bir yer diye düşünüyorum. Bence bunu çok güzel Emir Kusturica çok güzel vurgulamış ve vermiş. Yani insanların kendi başlarına, çevresiyle o insani diyalogları çok kuramadan yaptıkları yaşam şekilleri, insan odaklı bir yaşam değil gibi. Yani ben Amerika'yı bir coğrafya olarak seviyorum ama yaşamak için çok daha seveceğim, tercih edeceğim bir yer olamaz asla. Burada şey de çok önemli bence. Yani bu film Amerika'da hiç iş yapmıyor ama Avrupa'da geliyor ve izlenme rekorları kırıyor. Aslında Amerikan izleyicisiyle veya Amerikan insanının beklentisiyle Avrupa ve bizim gibi Akdeniz ve Balkanların beklentilerinin de veya yaşama bakış açılarının da farklılığını koyuyor belki de bir yerde ortaya bu film. O anlamda da herhalde önemli bir yere sahip diye düşünüyorum. Yani muhtemelen ona bir aşk filmi çek diyorlar Amerikalılar. O da bir aşk filmi çekiyor ama bu pek Amerikalıların hoşuna gitmiyor. Çünkü Amerikan sinemasında aşk filmi falan izleyince evet. göreceksiniz. Çok daha bir şey. Veya kahramanlık filmi. Farklı bir şey olur. Hı-hı. Tabii burada az önce siz söylediğiniz başta Johnny Depp ama Jerry Lewis'i unutmamak lazım. Ve Faye Dunaway'i unutmamak lazım. Evet. Ama Jerry Lewis özellikle bir zamanlar bizim çocukluğumuzda kahkahalarla güldüğümüz, bizi güldüren bu özelliği de var. Yani vefa özelliği de var aslında bu Emir Kusturica'nın. Bir saygı duruşu, bir şey gönderme şeyi konusunda her zaman dikkat ediyor ve buna şey duyarlı. Biraz sinema fetişisti aslında bence. Yani sinemayı çok böyle sonuna kadar götürmeye çalışıyor. Şey de çok anlamlı. Yani hem vefası var hem de ekibine çok önem vermesi ve hep aynı ekiple çalışmasını ben çok anlamlı buluyorum. Yani başarısının bir yerde de belki. Ama bakın yani Amerika'ya yani bu filmi Amerika'da bir daha film yapmamak için yapmış gibi. Yani alın size bir film. bütün onlara karşı duyduğu hisleri tamamen açığa vurup bir daha Amerika'da film yapmamayı göze almış baştan ve daha sonra zaten bu Underground'dan sonra geçen programda da konuştuk. Kendisi zaten çok radikal ve şey bir yönetmen, sert yönetmen. Yugoslavya dağıldıktan sonra bir süre işte Yugoslavya'yı savundu falan, oraya şuraya falan bir sürü yerde çıktı, konuştu fakat hatta bir kişiyi, bir Sırp milliyetçi komutanı düelloya çağırdı. Fakat düelloya çağırdığı kişi
bir sanatçıyı öldürmekle anılmak istemiyorum diyerek bunu reddetti. Bir başka biriyle de kavga etti çok şey bir şekilde. Fakat kendisi gidip bir Ortodoks Sırp oldu. Kendisi tanımaz bir, inançsız bir kişiydi. Yani böyle çok keskin dönüşler yapmış ve bence keşke yapmasaydı. Veya inşallah daha farklı filmleri de olur bundan sonra. Kesinlikle Avrupa sinemasına çok soluk getirmiş, farklılık getirmiş bir yönetmen. Fakat orada kaldı gibi düşünüyorum. Hatta bazı filmleri beklenen şeyi de almamıştır. Yani Çingeneler zamanında beklenen ilgi geçtiğimiz yıllarda değil çıktı Çingeneler zamanında diye düşünüyorum. Yani ben yine de daha klasik bir seyirci gözüyle bakarak Emir Kusturica'nın filmlerini ben beğeniyorum. Ben kendimden bir şeyler buluyorum yani kendi kültürümden, kendi yaşam tarzımdan veya birçok hayatın birçok yönüne bakış açısında ben bir şeyler buluyorum. Yani bize bunu kendimizden bir şeyleri kendi yüreğimize bir yolculuğa çıkarabiliyor bence Emir Kusturica. Bence ileride çok daha güzel filmler yapacaktır diye düşünüyorum. Yani her şeye rağmen ben beğeniyorum bu adamın filmlerini. Ve bence bu filmi de izleyici çok beğenecektir diye düşünüyorum. Yani beni çok etkileyen bir film oldu. İzlememiştim ben daha önce bu filmini. Sayenizde izledim. O anlamda da teşekkür ediyorum. Çok etkileyici bir film. Çok derin bir film. Evet, kesinlikle farklı bir yönetmen, farklı bir sinema. Herkesi bu filmi izlemeye davet ediyoruz. İyi seyirler diyoruz. Herkese iyi seyirler.